kaşların karasına, kaşların karasına, kurbanım arasına, kurbanım arasına, kurbanım arasına, kurbanım arasına. Anca sen merham olup, anca sen melham olup, gönül yarasına, gönül yarasına, gönül yarasına, gönül yarasına. İnce belinden yarim, tatlı dilinden yarim, bir hatıra ver bana zülfün telinden yarim. İnce belinden yarim, tatlı dilinden yarim, bir hatıra ver bana zülfün telinden yarim. Kaşlarım kara kara, kaşlarım kara kara, açtı bağrıma yara, bağrıma açtı yara, açtı bağrıma yara, bağrıma açtı yara. Başka doktor istemem, başka tabip istemem, sensin gönlüme çara, sensin gönlüme çara, sensin gönlüme çara, sensin gönlüme çar. İnce belinden yarim, tatlı dilinden yarim, bir hatıra ver bana zülfüm telinden yarim. İnce belinden yarim, tatlı dilinden yarim, bir hatıra ver bana. Provasız anca bu kadar oldu. Hiç prova falan yapmadık. Bana bir keser misin? Bir bana kes. Kurbanın olayım, bir bana kes. Ceyhun, Ceyhun. Hiç prova yapmamışlar. Tam tamına 117 dakikadır prova yapıyorlar anacığım. Evet. Bir daha dünyaya gelirsem seyirci olarak dünyaya geleceğim. Televizyon programı yapmak ne zormuş arkadaş. Bunca yıldır saçlarım ağarmadı. Burada ağardı. Bir teli ayarlamak için, evet. 15 dakika. Ömür biter, akort bitmez. Bitmez. Niye? Bitmiyor. Bak, niye? Az önce de içeride İsmail'e dedim ki, ya dedim biz de keşke normal solistler gibi olsak dedim. Çık işte makyajını yap, direkt sahneye çık. Bizim öyle değil. Bizim akordu var. Bizim sound'u var. Evet. Yani bitmiyor. Var. Akort kaçar. Iş, bir daha yaparsın. O yüzden bir saattir. Bir de sizin için hani beraber okuyalım dedik. O yüzden de birazcık uğraştık. Bu niye kaçıyor akort? Böyle durup durup. Yani bu Işıklar. Akort şey mi? Hadi. Ağaç havadan etkilendiği için. Tabii. Bizim biraz tel mikronları da küçük olduğu için, o yüzden çok hassas bir enstrüman, çok çabuk etkileniyor. Vay be. Yani. Var mı böyle bir enstrüman bu kadar çabuk etkileniyor? Var, cümbüş var mesela çok. Yani telli enstrümanların genelinde bir türlü akort tutmaz, evet. Cümbüş. Yani sıkıntı oluyor. Allah'tan biz cümbüş çalmıyoruz. Cümbüşte akort durmuyor mu? Çok zor. Çok oynak bir sapı var çünkü. Cümbüşle ilgili atasözü geliştiriyorum ben burada. Neden yani ciddiye alınmıyorum? Ben bunu anlamıyorum. Derse çalışıldı mı keklik dağlarda çağıldar. Senden bu konuda çok özür diliyorum. Aslında şöyle oldu. Benim haberim yoktu. İsmail'e dedim ki ya İsmail sende varsa dedim hani beraber ucundan azıcık da okusak. Benim sözüm var Aslı'ya. Ama şöyle bir mazeret geldi aklıma. Şimdi geçen sefer bayram programında gelmiştim ya, bayramda söz verdiğim için bir dahaki bayrama nasıl mazeret? Bu şeyin bayramda verilen sözler bir dahaki bayrama mı tutuluyor? Nedir bu yani? Bu... Bir dahaki bayrama da tutuluyor. İyi, öyle bu kafayla bugüne kadar gelmişiz yani. İyi olmuş hani, bayağı tebrikler. Evlenmişsin, çocuğun olmuş ya. Bu kadar başarılı bir müzisyen olmuşsun. Çok güzel. Ben de istiyorum aynısından. Harika. Bu bayramda verdiğimiz söz bir dahaki bayrama. Ama nasıl güzel mazeret değil mi Aslı? Süper mazeret. Vallahi çok çok yaratıcı. Bayramdan bayrama canım. İki bayram arası verilen söz tutulmaz. Evet. Aslında kurban da şeker arasıymış o arada. Bir döngü evet, varmış yani. Evlenilmez de derlerdi. Öyle İki bayram arası düğün olmaz. Evet. Alışmadık cümbüşte akort durmaz. Ya. İki bayram arası düğün olmaz. Bir bayramda verilen söz bir başka bayrama kadar tutulmaz. Alışmadık cümbüş
akor tutmaz. Var mı öyle bir söz? Yok şu an, yok, şu an geliştirdiniz. Sürekli çok güzel bir geliştirme halinde bu cümbüşle ilgili değil mi? İşte daha. Evet de niye ben bir karşı taraftan hiç bu konuşulmamış gibi bir tepki alıyorum? Vallahi tebrikler, teşekkürler. Bu hasta halinizle buraya geldiniz. Vallahi benim şu İsmail sağ kulağım hiç evet duymuyor şu an. Yani biz bağırarak konuşuruz olursa, hocam o zaman. Yok, iyi mi böyle? Okurken yok, sizi duyuyorum. Sizi duymada sorun yok. Oldu o zaman. Okurken. Keklik ne oldu? Keklik yok mu bugün? Keklik bir dahaki bayrama var. Keklik var. Abi kendin de dağlarda, bayram programına bayırlarda rezerve eden konuk da ilk kez görüyorum. Bir sonraki bayrama yerini garantiliyor. Bir daha çağır diye, bir ama daha çağır diye. Ama bunun cezası var ikinize evet de. Hula hoop çevireceksiniz. Nasıl? Evet, hula hoop çevirmek. Ya ben aslında kızımdan alışkınım geçen da. Geçen biz çok de aldık. Çeviremedim gerçi, denedim ama. Çok şey değilim yani. Hiç bana göre de değil. Hiç estetik değilim yani. Çeviremem. Zaten sana göre olan bir şeyle ya, ceza işte olmuyor genelde hayatta. Hayat biz, başka bir şey. Ya, başka şekilde aslında işliyor. Bekliyorum senden. Öyle bana göresi yok yani bu olayın. Buyurunuz efendim. Yudum Hanım buyurun. Önce kim? Önce Yudum Hanım. Gerçekten. Çünkü görev evet onundu. Gel 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 Yudum geldim. Yudum. Gel gel gel. Bak şöyle. Geldim, geldim. Bak bu Jimmy'ye doğru yapıyoruz. Tamam. Şöyle ben seni alayım. Heh, bir ya Asya ya, herkes gülecek şimdi bana. Aslında çalışaydın dersini Yudum. Bana mı sordun? Onun yerine evde böyle iki başka bir türkü okusam. Kuşlarla ilgili bir başka bir türkü okusam. Ha. Mesela. Deneyeyim ama. Ya yapamayacağım ya, rezil olacağım. Kızım şimdi görecek, öğretmeni de istemiş. Sen yatır onu. Zaten bu saatte çocuğun ne işi var? Uyusun o bu saatte. Başlıyorum. Başla. Hadi bir şans daha veriyoruz sana. Bir şans daha. Ay ya, aslında ömrümü yedin aslında. Bunları ben senden alacağım. Sıfır yani benim. Sende de yok değil mi İsmail? Ben sıfır. Sen dua et düşmedim. Kadın diye bu topukla yıkabıyla. İsmail hocam buyurun. Yarım çevirebilirsem. Yarı mı? Ya, yarım. Böyle bir uygulamamız yok. O ne yarım portre? Şey, İsmail sen mikrofon, ben. Şey, evet, ben de niye falan yapma, rezil olurum he. Vallahi ben ya bu caps olarak falan düşmüşüm. Allah ya. Bu kadar. İyi, başa bir tane de alacağız ama bir tane. O, gerçekten sayılmaz ki tabii canım. Sayılmaz bu. Yok İsmail. Biz hiç erkekler ne kadar bundan sonra oldu, ne yapıyoruz? Ne öğrendik bundan canlar? Keklik dağlarda çağıldar. Sana ben daha ilk defa duyuyorum valla. Keklikle ilgili bütün türküleri ezberleyeceğim. Öyle geleceğim. İşte böyle, böyle vallahi yani. İyi ders verdim dersini yani. Dersini çalışmayan, bu arada sevgili seyirci, ay Yudum şeyi anlatsana. Neyi? Nasıl para, borsa oynuyorsun ay, bir anlatsana. Sorma, sorma. Borsa oynuyor musun? Ay oynuyorum. Hayır gerçekten şöyle, yani 2 yıldır falan oynuyorum. Hani. Ama bir dakika, orada bir esprisi he var. Şimdi İsmail hani biz metronom koyuyoruz ya, evet, bağlama çalışırken evet egzersiz falan yapıyoruz. Şimdi ben bu işe başladığımda karşımda Bloomberg açık. Ben böyle sazım elde, metronom açık. Burada da kanal açık, şey açık. İşlem yaptığım sayfa açık. Borsa. Borsa sayfası açık. Şimdi ben emiri veriyorum. Tamam mı? Başlıyorum işte. Nasıl veriyorsun? Bakın ekrandayım, gözüm televizyonda. Alıyorum telefonu, hemen emiri değiştiriyorum o an. Baktım yükselmeye başlıyor. Hı. Dilenci kırdı. Hı. Bırakıyorum. Tekrar egzersiz. Yani 2 yıldır benim böyle geçti egzersizlerim. Vay. Ama tüyo biraz şey diyeyim. Tüyo veriyor musun? Yok ya, öyle çok anlamadım. Küçük mı yatırımcı? Kazandım. Ha. Kazanıyor ama musun sen? Ama bir kağıttan fena bir zarardayım. Ha. O yüzden inşallah da biraz hareketlenmeye başladı. O sabır ama bazı şeyler sabırdır. Aynen, satmadığın zaman. 2-3 hani, yıl beklemek gerekebilir. O beni bazen bir yıldır bekletiyor sağ olsun. O zaman coin piyasasına da bir el atmışlığım vardır bunu kesin. Bunu batırdıysam onunla hiç başarılı olamam. Hocam sizin nasıl aranız? Benim yok. Bunlarla? Benim ya ben bu ara hep sağlığımla uğraşıyorum. Vallahi en çok önemli şey çok taşı yoğun ya konserler bu ara. Sen bile koşturdun bu arabaya. Konserleri de biraz evet, çoğaldı evet benim. O yüzden yollarda perişanız. Bir de Avrupa'da özellikle Avrupa'da 2 saat farkı olmaya başladı. Yeni oldu o da. Şimdi orada sahneye çıktığımızda saat oranı saatiyle 12.30'sa burada 2.30. Benim tabii uykulu bir biçimde çıkıyorum sahneye. Tam uyuyacağım vakitte sahneye çıkıyorum ve işte 2-3 saat sahnede aha kalıyoruz. O saatte uyku da kaçıyor sabaha hepsi kadar tabii. Yani sağlık, uyku, düzen, jet lag tabii vesaire bitiyor insan. Dengeli çok zor yani. Bağışıklık gider. Bizim işimiz biraz hafife alınır hani. Türkü çalıp söylüyorsunuz yani. Hiç hep müziğin içindesiniz, tabii eğlencenin içindesiniz vesaire gibi. Öyle değil aslında. Yani yeme de dengesi bozuk. Hepsi. Yani her şey var alt üst oluyor. Evet.
ben seninim. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben seninim, sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben seninim, sen benimsin, ben seninim. Ben seninim, sen benimsin, ben seninim. Vallahi hatamız olduysa, hayır çok güzel. Affola, kusurumuz olduysa gerçekten çok. Çok güzel, yüreğine sağlık. Ben onu anlayamam ama verdiği şeyi biliyorum falan. Yani onu anlayabiliyorum, muhteşem. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. O duyguyu alıyorsun. Nasıl sorun yok hem zaten işte. Duyu kalp böyle değil mi? Titriyor. Aynen. Ciğerler titriyor. Yani ciğerle kalp birbirine rezonansla evet, böyle titreşimler yolluyor. Çok acayip oluyor. Olaylar çok acayip gerçekleşiyor yani. Vallahi sen ne yaptın Yudum? Senin konserler? Şimdi yeni bir single çıkıyor aslım. Çok güzel bir Üçürel eseri okudum. Peki Üçürel'in hangi eseri bu? Bilmeyenler yok tabii bu eseri. Kimini gençliğine götürüyor. Hala da dinlenen, hala milyonlarca kez tıklanan bir eser. Dur mikrofon getirelim, mikrofon getirelim. Mikrofonu mu okuyayım? Yeni çıkmış tamam. Single'ın tamam, için çünkü tamam. Bu single'da yer alan, yani zaten single'da bu şarkı var. Onun için bir duyalım canlı canlı. Çok kısa burada bir okuyayım bakalım. Vallahi duyalım. Şu hayırlı uğurlu olsun bu arada single. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun İsmail'im. Aşkın şarabından bilmeden içtin, sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlüm ateşe verdim. Bilmeden gönlüm ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa,
sevmemek mi? Ciğer bu sefer dalağa karıştı. Dalağa, pankreasa da uğradı. Yapışmış olabilir. Şimdi şöyle yapalım mı? Hazır senin elinde bağlama tamam. varken. Ciğer dalağa karıştı, pankreasa uğradı, kalpten gücü aldı. Tamam. Şimdi ciğeri yavaş yavaş... Yukarı doğru çıkarmak, gırtlağa doğru taşımak. Ciğeri al, gırtlağa yapıştır. Çıkaralım hadi. Evet. Hadi İsmail, sen de arada bir eşlik arada edersin. Bir kıyak çekersin artık bacına. Biz İsmail okuldan arkadaşız. Hani evet, konservatuvardan. Yıllardır böyle, kaç yıl oldu ya? 20 yılı geçti. 20 yılı geçti. İstanbul. 24 yıl. Tabii. Tabii tabii. Konservatuvardan. İTÜ. İTÜ konservatuvardan. Yani birkaç arkadaşımdan birisidir. Değer anlamında İsmail. O zaman deminki şeyi affettirmek adına yine senin istediğin bir eser vardı ya. Hangisi? Baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben ummalı gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben ummalı gizler büyüttüm. Söyleyemedim. Söyleyemedim.
teşekkür ediyorum. Seyirciler ya muhteşem. Onu ağzına ben şöyle biraz sağ indireyim. Sağ ol İsmail, değil mi? Vallahi sağlık. Süper. Süper. Peki çocukların ilgisi var mı sizde? Yani ikinizde de. Türkiye karşı ilgileri var mı? Ya müziğe karşı inanılmaz bir ilgisi var. Benim bir 3,5 yaşını geçti, daha yeni geçti bir kızım var. Sezin Bergüzar ismi de. Bir tane de yolda. O da maşallah, inşallah 16 Ocak gibi doğacak diye düşünüyor doktorlar. 17 Ocak'ta doğarsa Kalben'in doğum günü 17 Ocak. Öyle mi? 17 Ocak Kalben'in doğum günü. Aynı gün doğmuş olacak. Evet. İnşallah. O da çok bahtı, hepsinin bahtı açık olsun. Evet. Yazısı güzel olsun. Vatana, millete her şeyden önce hayırlı evlat. Evet. Ailesine İnsanlığa hayırlı evlat. Faydası olsun. Faydası olsun. İnsanlık için çok önemli. Ya bizim kızın annesi de yetenekli. Eşim de müziğe karşı yeteneği var. Ama Türkçe öğretmeni. İşte benim de müziğe karşı fazlasıyla yeteneğim vardı. Çok yetenekli. Şu an yani ben piyano dersine başlatmayı düşünüyorum. Biraz daha vücudunu toplamasını bekliyorum. Ondan sonra başlamasını istiyorum yani. Ben de yani müzikle profesyonel olarak uğraşmasa bile matematiksel zekasını çok geliştirdiği için. Çünkü beyni... Tabii piyano öyle evet. Bir şey. Evet. Beyin çok noktalara bölünüyor. Yani, evet, yani farklı. İki ayrı partisyonu çalıyor. Çünkü evet, bir eliyle bir partisyonu çalıyor, bir anahtar çalıyor bizim deyimimizle. Aynen. Diğer eliyle işte sağ elle sol anahtarı çalıyor, sol elle fa anahtarı çalıyor falan. Onun matematiksel gelişimi için de çok faydalı. Düşünüyoruz başlatmayı inşallah. Zor ama sonucu güzel bir enstrüman. Tabii yani bir de yönlendirmek de önemli. Hı-hı. Aslında. Yani kimimiz vardır yeteneği görmez aile bunu. Ya da yönlendirir. Çocuk farklı boyutta, farklı başka yerlerde o yeteneğini sergiler. Dolayısıyla ailenin her zaman yanında olması gerekiyor. Onu keşfedip o yönde ilerlemesine katkıda bulunması gerekiyor tabii. Tabii neye karşı yeteneğinin tabii. olduğunu keşfetmek lazım. Bir an önce onu bulmak lazım ve o yöne doğru ne kadar çaba gösterebiliyorsak evet. göstermek lazım. Biz tabii hani imkansızlıklardan dolayı kendi yapamadığımız şeyleri çocuğumuza inşallah tabii çocuklar daha şanslı yapmak olduğu istiyoruz. İçin. Çok şanslı. Senin kızın var mı ilgisi? Valla Karen benim kızım ama böyle çok meraklı değil enstrümana. Hani onlar biliyorsun daha böyle yabancı müzik olsun. Arkadaşlarında ne görüyorsa şu an. Ortamda neyi görüyorsa evde gelip onu uyguluyor bana. Hatta bana bazen diyor ki anne ya çalma lütfen diyor. Arabada giderken mesela Türk müziği açtırmıyor. Şimdi çocuklar öyle. Bunda tabii ki arkadaşların katkısı oluyor bunda. Televizyonların katkısı oluyor. Çok. Popüler kültürün çok büyük katkısı var ki çok. Beslenme çantalarına kadar popüler kültür yani çocukların. Evet. Dolayısıyla bir yerde müdahale edemiyorsun. Nefret de ettirmek istemiyorsun. Uzak hani soğumasın da diyorsun. Yasaklama. Aynen yasaklayınca da bu sefer üzerine gidiyor diye. Ben şu an akışına bıraktım. O neye? Böyle daha yaptım. Daha pop, hani daha yabancı müzik. Ya hayır, müziğin dışında bir şeye böyle merakı top. Var mı? Top. İşi doğru, gücü top. Doğru, yani topu çok seviyor. Topuyla oynamayı çok seviyor. Ya popçu olacaksın yani, ya topçu olacaksın. Aynen. Kızın hayatı yani o 3-4 yaşında bir top atışı var ayağıyla falan mesela. Onun da topa merakı var yani. Ha canım ya yani. Peki futbol falan? Evet. İzliyor mu maçları? İzliyor. Takımı ne? Fenerbahçeli şimdi. Hı. O zaman Beşiktaş'tı şimdi hayır, değişti. Takım değiştiriyor. Aferin Karen'e. Değiştiriyor yani. Sürekli değiştiriyor. Ya, yapacak bir şey yok. Pardon ne var burada? Nesi aferin? Ya. Yok espri yaptım. Yani. Şey. Ben Beşiktaşlıyım da. Ben de Fenerliyim de o yüzden. Bana kızıyor zaten ben Beşiktaşlıyım falan diyorum. Değiştir artık diyor ya yaşın geçmedi mi diyor bana. Oy. Dalga da geçiyor tabii dalga geçiyor. Biz oyuncakları da alalım mı bu arada? Çok sevgili konuklarımızın getirdiği. Bu yudum bu seninki mi? Senin evet. getirdiğin bu. Aynen. Ah bu da İsmail Bey'in. Bu nedir şimdi bu? Sen geçen bir kedi paylaşmıştın ya. Evet. Kedini. Aklıma öyle geldi. Dedim ki bir kedi götüreyim dedim. Kediye bak ama. Evet. Kedi de çok da... Kedi mi bu? İlginç bir kedi ya. Bu kedi bu köpek yani ayol. Köpek mi kedi bak, mi? Tak, kedi bu, kedi ya. Kedi mi bu? Kedi. Kedi mi? Ha. Aha, evet. Ama köpeğe de benziyor yani. Kediyle köpek karışır. Köpek şey diyelim. Bence siz hiçbir şey demeyin. Bu da çünkü kanguruyla sincap karışımı. Evet aynen. Ya. Şimdi şöyle geldi konuklarımızdan. Kediyle köpek karışımı bir oyuncak. Kanguruyla sincap karışımı başka bir oyuncak efendim. Bir şey mi dedin Ceyhun? Bir daha söyle. Ay çok affedersin. Aynı anda birçok şey yapamıyor. Mikrofonu tutuyormuş. O da yakında benden trapezci olmamı bekleyecek. Yani öyle o kadar burada ne işin vardı seninle bir düşündün mü? Demek ki öyle bir becerim yok. Çok tatlılar, çok teşekkürler. Bu da ilk oyuncak. Evet, yani. Kızımın ilk oyuncağı. Bir Avustralya konseri vardı. Ona gitmiştim. Oradan almıştım.
O da kızımıza nasip olmuş. Güzel olmuş. Avustralyalıların kendi kangurularını sincap şeklinde tarif etmeleri hoş bir şey olmuş yani. Çocuk haklarına yönelik. Evet, biz bu yıl çocuk hakları, çocuk travmaları, evet, işte üzerine bir sezon yapalım dedik. Her konuğumuz bize oyuncaklar getiriyor. Burası böyle gördüğünüz çok gibi güzel, oyuncakçı güzel, dükkanı, aynen, bir Luna Park gibi. Daha güzel bir şey seçilemezdi herhalde. Evet. Bunlar tabii ki sezon sonunda her sezon yaptığımız gibi, evet, çocuklarımıza gidecek, ihtiyacı olan çocuklara güzel, gidecek. O yüzden aslında sizin çocuklarınızın oyuncakları da başka çocukları sevindirecek. İnşallah. Yani onların kucağında yer alacak, ellerinde yer alacak. Böyle bu duygusal konuşmadan sonra, evet, olayı nereye bağlayalım? Şimdi gırtlağa kadar çıktık. Çıktık. Şu anda bak, gırtlakta böyle bir titreşim var. Titreşim var. Gırtlakta titreşim nasıl olur? Nasıl? Yani sesi titretiyorsun işte. Nasıl yaparız yani? Şimdi gırtlağa kadar gelmiş. Havayla birleşince hayır, titreşim oluşuyor ses zaten. Hani ses tellerinde, evet, evet, havayla birlikte. Yani. Titreştirsek titreşim nasıl çıkar? Nasıl çıkar? Duzlar mı? Şan olup da gülmedim de. Evet. Eller içine nasıl? Şad olup da gülmedim de. Evet, evet. Kafayla değil işte. Kafa hiç olmaması lazım. Benim gülüm soldu. Kafa duracak. Evet. Benim gülüm soldu. Güzel. Bir de siz titretir misiniz hocam, ben rica etsem? Ben isterseniz türküde titretim çalarken. Aynen, gerçeğiyle titresin. Ay, titreyen bir türkü. İnanılmaz ya, titrek bir türkü. Hadi. Titrek türküler diye bir albüm çıkaracağım. Çok iyiymiş ama, evet, hakikaten. Ki yöre itibariyle de titreşimin, o hançerenin en çok olduğu çok yörelerden olduğu bir tanesi. Yöre, Kırşehir yani. Evet. Kırşehir en titreyen yöremiz mi? Ya yani Bozlaklarda çok, işte gırtlak çok kullanılır. Hı-hı. Hançere, evet, teknikleri çok fazladır. En az titreyen yöremiz hangisi? Az titreyen diye bir şey yok, yok da. Evet. Yani her yörede değişiklik gösterebilir. Aynen. Yani hançeresi yörede, şivesi başka, hançeresi başka. Hepsinin tavrı farklı. Evet. Yani sesi attığınız yer, hı-hı, işte nerede tınlattığınız sesi. Eserle de ilgili bir şey bu tabii. Eserle de ilgili. Ilgili. Bugün tabii hiçbir yerde tınlatamıyorum ben ama sesim. Olsun, bizde tınlıyordur. Eyvallah.
İnsandan doğarlar, insan olurlar. İnsandan doğarlar, insan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. İkisi de bu dünyaya gelirler. İkisi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır, sen bu sırra erdin mi? Bunlar neden, nedenini sordum. İkisi de bu dünyaya gelirler. İkisi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır, sen bu sırra erdin mi? Bunlar neden, nedenini sordum. Çok güzel. Ne muhteşem. Neşet Ertaş'a rahmet olsun. Rahmet büyük etsin. Ustaya. Bütün ozanlarımıza. Yıllar önce Rahmi Saltuk okudu. Bu ben de orada bir şeyliklerden hani onun değildi veya başkasının adı hatırlamaya çalışıyorum şey ama vardı sanki. Evet. Duyumlu. Fazıl Üstü Dağlar Canı şiiriyle bu türküyü ya yani bu müziği birleştirmişti o. Sonra Neşet Ertaş da bu şekilde yaptı ama çok güzel ama. Müziği kimin olduğuna dair çok söylentiler var. Ya bir belirsiz bir şey var yani. Muallakta evet. Yani orası. Ne muhteşemlermiş değil mi? Ya. Hepsi ayrı ayrı. Kesinlikle hem öyle. Müzik insanı, ya. Hem bilim insanı. Çünkü şu sazları değil mi? Değiştirerek, evet. Dönüştürerek çalmak. Kesinlikle. Ondan başka başka tınılar çıkarmak da bir bilim işi. Hem de büyük ozanlar. Zaten gelenek, biz gelenekçi olduğumuz için. Yalnız geleneğin özgürleşmesi, yani geleneğin içinde özgürleşme taraftarıyım ben. Gelenek kelimesi zaten gelene ek. Kendinden evet. Önce gelene ekte bulunan sürekliliğini devam ettirmek, daimiliğini o yüzden sağlıyor. Biz de onun üzerine bir tuğla, bir taş koyabilirsek ne mutlu bize. Bu şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Yani o tuğlaları, taşları nasıl koymak gerekiyor? Türküler söz konusu olduğunda ikinize bir ya demek. İlk önce yani benim fikrim tabii yok, sen de söyleyebilirsin. Bir kültür politikasına ihtiyacımız var bizim, köklü bir kültür politikasına. Bizim ses sahamızı da genişletmemiz gerekiyor. Çünkü biz melodik toplumlarız. Biz ilk önce melodiyi yaparız. Batı toplumları çok ses üzerine melodiyi yaparlar. Uyumlu akorların vesaire çok sesli birleşen seslerin üzerine melodi yazarlar. Tabii o alanda, onların alanında özgürleşmek daha daha uçsuz bir alan var. Çünkü ses sahaları çok geniş. Çok geniş, evet. Bizim o ses sahasına kavuşmamız lazım. Yani hani bu bizde hep şey olmuştur. İşte Batı müziği konservatuarları, Türk müziği konservatuarlarını beğenmemiştir. Hep arasında, bir hep arasında böyle bir çekişme yani. Olmuştur. Aslında çok da doğru değil bu yapılan şey. Onun için köklü bir kültür politikasına ihtiyacımız var ki bizi daha geniş ses aralıklarına, daha özgür bir alana taşıması için. Tabii biz bunu söyleyince sanki biz Batı müziğine meyil ediyormuşuz gibi anlaşılıyor ama aslında bizim ses sistemimiz yok. Çok geniş. Ya doğada var olan bir ya, ses sahası var. Artık meyil mi kalmış Allah aşkına? Ya. Yıl olmuş değil mi? Öyle tabii. 2021 evet. Yani Batı müziğine meyil edersin, Doğu müziğine, kuzeye, güneye, her yere meyil edersin. Evrensel yani. Düşünüyorsan meyil etmek evet. Zorundasın zaten. Yani, yani. Bunu ya, tartışıyoruz aslında bunun zaten. Batı'yla Doğu'yla da bir alakası yok. Şöyle alakası yok. Ses sahası dünyada var olan bir şey. Evet. Yani insan kulağının duyabildiği
İşte örnek veriyorum, piyanoda 7 oktavlık ses sahası var. Şimdi 7 oktavlık bir ses sahasında kendinizi ifade etmeyi düşünün. Bir de işte 2 oktavlık bir ses sahasında kendinizi ifade etmeyi düşünün. Bir işte hapishanenin bahçesinde volta atmaya benziyor. Aynen, bir aynen. O duvar senin, diğeri benim gibisinden. O yüzden bizim ses sahamızı daha genişletmemiz, ona göre daha o doğrultuda eserler üretmemiz lazım. Ya mesela ben şunu yanlış biliyorum. İşte biz, onların Mozart'ı, Bach'ı varsa bizim de işte Aşık Veysel'imiz, Neşet Ertaş'ımız var. Hiç böyle karşılaştırılacak bir şey değil bu. Bambaşka. Çünkü onların başka alanı, yani onların ürettiği alan daha yüksek bir ses sahası, daha fazla bir ses sahası. Bizimki daha dar bir ses sahası. O yüzden birbirini karşılaştırmak kaldı ki bizler de dediğim gibi melodik, ilk önce melodi yaparız. Onlar sonradan melodi yapıyorlar. Evet. İlk önce akor yürüyüşlerini bulup, çok onun sesli üzerine akor yürüyüşlerini bulup ona göre bir melodi üretir. Öyle melodi ürettiğiniz zaman onun ufku da daha geniş oluyor, anlatımı da, ifadesi de, her şeyi çok daha geniş oluyor. Duyumu karşı tarafa daha rahat veriyorsun. Duyumun bile geniş oluyor. Bir de sanki bu bir yaşam tarzıymış gibi, değil mi? Evet. Yani türkü seven, türkü söyleyenle Batı müziği farklı farklı yaşam tarzlarıymış gibi algılanıyor ya. Ya çok konuştum biliyorum ama bunu halk müziğiyle Türk müziği arasında da çok yaşıyoruz. Bence mesela bizim örnek almamız gereken marif Azerbaycan'ın marifi. Çünkü onlar kendi müziklerini daha özgür bir alana taşımış durumdalar. Çünkü Azerbaycan'a gitseniz herkeste piyano. Her evde piyano var. Herkes gerçekten de. Yani hiç onların durumu bile olmasa piyanosu fazla var. Yani hani tabiri caizse yiyecek ekmeği yok ama tabii, piyanosu tabii, var gibi bir durum var. Her evde piyano. O ses sahasıyla tanışmamız lazım bizim bir an önce. Her şey çok daha gelişti, daha ilerliyor ama bunu daha konforlu bir alana taşımak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi mesela bizim girdiğimiz, ben 89'da girdim konservatuara. O dönem mesela çok konservatuvarda eskiden beri yurt dışında olsun işte Batı müziği konservatuvarı direkt piyanoyla başlatılır, değil mi? Evet. Çocuk. Bizde öyle bir şey yoktu. Ha, tamam, Batı müziği gördük, armoni gördük, kontrpan gördük fakat biz direkt enstrümanlarımızdan başladık. Bu değil. Temel piyanodur yani. Şu an öyle ama. Tabii. Piyano. Evet. Ya piyano zorunlu olması lazım. Bu meslek çalgısı. Önemli. Tabii ki önemli olmaz yani mı? Her şeyin yapı taşı, altyapısı. Her şeyi, evet. Peki aslında bir süreyi bitirmişiz bu arada. Öyle mi? İçinize kalan bir şey var mı? Yok. Şimdi o zaman bu son şarkıyı ben sizden beraber rica etsem ve bu içte kalanları dışa dökmece olsun. Hani buraya kadar getirip titrettikten ve burada böyle yaptıktan artık sonra. Artık dişlere doğru gitsin diyorsunuz. Buradan böyle dişlere doğru bir kanalize etsek yani ve oradan da artık eyvallah olur, hani hoşça kalın desek, tamam, nasıl olur? Olur. Neden olmasın?
sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Nanay gülüm, nanay topkakül. Esmer yârimsin nanay, 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 esmer yârimsin nanay. Sen ne yapıyorsun yudum? Emir vermişti. Şu an onu değiştiriyorum aslında. Direnci geçemedi. Borsa mı oynuyorsun? Direnci geçemedi. Şu anda bir de borsa mı oynuyorsun program arasında? Aynen. Dur, bitti. Elinde tamam. Bağlamayla borsa ya, mı oynuyorsun? Ya tabii ya. Küsüm. Değiştirdim canım. Allah tamamını erdirsin. Bol kazançlar. Başım. İnşallah, inşallah.